Milli mücadele kahramanlarının torunları, nasılsınız, iyi misiniz? İyi misiniz? Sizler bugün milli bir duruş sergiliyorsunuz. Sizler bugün hayır kampanyasına destek veriyorsunuz. 16 Nisan'da hayır ola diyoruz. Hayır ola. İzin verirseniz ben sizler aramızda bulunan milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, il ve ilçe başkanımızı takdim ettikten sonra Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakacağım sevgili Mustafa Kemal Paşalılar. Vahit Girgin ilçe başkanımız aramızda, hoş geldiniz diyorum. Belediye başkanımız Hayri Türk Yılmaz aramızda, hoş geldiniz diyorum. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aramızda, hoş geldiniz diyorum. Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu aramızda, hoş geldiniz diyorum. Milletvekilimiz Orhan Sarıbal aramızda, hoş geldiniz diyorum. Bursa Milletvekilimiz Erkan Aydın aramızda. Ceyhun İrgil, İl Başkanımız Şadi Özdemir, önceki milletvekillerimiz Mehmet Küçük Aşık aramızda, Sayın Bakanım Turhan Tayan aramızda, Sena Kaleli aramızda, hoş geldiniz diyorum. İlhan Demiröz aramızda, Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık aramızda, Kadın Kolu Başkanımız Kader Ataman aramızda. Kader Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mustafa Kemal Paşalılar, o 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Devlet Bakanı İstanbul Milletvekilimiz Erdoğan Toprak aramızda. Şimdi ben değerli yöneticilerimizden müsaade istiyorum. Burayı boşaltacağız. Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç, o sizlerin arasında, görüyorum onu da, hoş geldiniz diyorum. Sevgili Mustafa Kemal Paşalılar, bölünmeye izin verecek misiniz? Teröre izin verecek misiniz? Teslim alınmış yargıya izin verecek misiniz? Sorumsuz yönetime izin verecek misiniz? Parti devletine izin verecek misiniz? Meclisin tasfiyesine izin verecek misiniz? Ortak değerlerin tahribatına izin verecek misiniz? Tek adam rejimine izin verecek misiniz? Seçilmiş krallığa izin verecek misiniz? Kula kulluk etmek isteyenlere izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Ben sizlere adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşan, Şavşat'tan Ardanuç'a giderken terör örgütünün silahlı saldırısına uğradığında Allah'ın verdiği bir canım var. Ülkeme, Türkiye'ye feda olsun diyerek sonuna kadar mazlumların yanında olan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Unutmayın, kahverengi bereketin rengidir diyor. Kahverengi toprağın rengidir. Kahverengi doğumun, bereketin rengidir diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Güzel bir türkümüz var. Bu kadarı da fazla diyor. Vallahi de billahi de bu kadarı da fazla.
Ya ne istediniz de almadınız? Bütün bakanlar sizden, mecliste çoğunluğunuz var. Cumhurbaşkanı sizden, istediğiniz kanunu çıkarıyorsunuz, istediğiniz kararı alıyorsunuz. Almadığınız bir karar yok, çıkarmadığınız bir kanun yok. O zaman daha ne istiyorsunuz? Bu milletten daha ne istiyorsunuz? Ben size söyleyeyim ne istiyorlar. Ben size söyleyeyim. Kendim söylemiyorum bunu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı söylüyor. Baş danışmanı. Diyor ki halk kendi devletini kurmak için 16 Nisan'da adım atacak. Bizim devletimiz yok mu? Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Peki 16 Nisan'da hangi devleti kuracaklar bunlar? Hangi devleti kuracaksınız siz? Çıkın millete önce onu anlatın bakalım. Hangi devleti kuracaksınız? Ne demek ayrı devlet kuracağız? Ne demek bu? Ne demek bu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet midir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda şehitler var, gaziler var, gözyaşı var, acı var. Siz bütün bunları bir tarafa atacaksınız. Biz 16'sında gideceğiz, yeni bir devlet kuracağız. Sen yeni bir devleti kuramazsın kardeşim, kuramazsın. Bu milletin inancına, bu milletin ahlakına, bu milletin ferasetine ve bu milletin bayrak ve vatan sevgisine güveniyorum ben. Kuramazsın kardeşim. Rejimi değiştireceğiz diyorlar. Rejimi değiştireceğiz. Demokratik parlamenter sistemden tek adam rejimine geçeceğiz diyorlar. 80 milyonun aklını bir tarafa bırakacağız. Bir kişi her şeye yetkili olacak diyorlar. Bunu kabul edecek misiniz? Kabul edecek misiniz? Biz de kabul etmiyoruz. Bunların partilerle ilgisi yok, şahıslarla ilgisi yok. Sadece ve sadece biz kendi ülkemizde demokratik bir ortamda yaşamak istiyoruz. Benim gibi düşünmeyen insanın da söz hakkı olmalı. Benim gibi düşünmeyen insan da bu memlekette huzur içinde yaşamalı. Bunun kuralı nedir? Kuralı demokrasidir. Demokrasi içinde bir araya geleceğiz. Oturacağız, konuşacağız. 18 maddelik bir anayasa değişikliği önünüze geliyor. Getirdiler. 16'sında gidip oylayacağız. Kürsülere çıkıyorlar. Saatlerce konuşuyorlar. Televizyonlar saatlerce veriyor. Millete bir türlü evet demesini öğretemiyorlar. Neden evet diyecekler bir türlü anlatamıyorlar. Bir türlü. Çünkü niçin evet diyecek millet onu söylemek istemiyorlar. Danışmanları aracılığıyla bir şeyler söylüyorlar. 16'sında ayrı devlet kuracaklarını söylüyorlar. 16'sında başka şeyler yapacaklarını söylüyorlar. Ülkeyi parçalamak, bölmek istiyorlar. Buna izin verecek misiniz? İzin verecek misiniz? Bakın, hangi partiden olursa olsun, hangi partiden, bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bütün ülkücü kardeşlerime, bütün milliyetçi kardeşlerime, bütün liberal kardeşlerime, bütün sosyal demokrat kardeşlerime, bütün mütedeyyin kardeşlerime, isterse hiçbir partinin üyesi olmasın, sempati duymasın, bütün o vatandaşlarıma, bu ülkenin işçisine, çiftçisine, emeklisine, sanayicisine, esnafına, sanatkarına sesleniyorum. Sorumluluk hepimizindir. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkenin geleceğini, kaderini biz belirleyeceğiz. Bize sordular, neden Anayasa Mahkemesi'ne gitmediniz diye. Dedim ki, bir milletin kaderini mahkemeler belirlemez. O milletin kaderini milletin kendisi belirleyecektir. 16'sında gidecektir, bir demokrasi tarihi, bir demokrasi tarihini yaşatmış olacağız. Meydanlara çıkıyorlar. Meydanlara çıkıyorlar. Anayasayı anlatmıyorlar. Topu o topu 18 madde. Birinci maddelerine Kemal Kılıçdaroğlu. İkinci madde Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü madde Kemal Kılıçdaroğlu. Geliyor 18. madde
Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı Allah aşkına? Ne yaptı? Kul hakkı mı yedi? Hayır. Yolsuzluk mu yaptı? Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yaptı Allah aşkına? Devletin uçaklarını kullanıyorlar. Devletin arabalarını kullanıyorlar. Devletin paralarını kullanıyorlar. Devletin televizyonlarını kullanıyorlar. Devletin valisini ve kaymakamını kullanıyorlar. Her türlü baskıyı yapıyorlar. Ama bir türlü vatandaşa anlatamıyorlar. Neden bu anayasaya evet denmesi gerektiğini vatandaşa anlatamıyorlar. Niçin? Çünkü biliyorlar ki bu anayasa bu memleketin hayrına değil. Bu anayasa değişikliği bu milletin hayrına değil. Bu milletin birlikte huzur içinde yaşamaya ihtiyacı var. Şu soruyu kendinize sorun. Bu anayasa değişikliği bu milletin hangi derdini çözecek? İşsizlik derdini çözecek mi? Çiftçinin mazot derdini çözecek mi? Pahalı olan fiyatları düşürecek mi? Taşeron işçinin sorununu çözecek mi? Esnafın sorununu çözecek mi? Sanayicinin sorununu çözecek mi? Türkiye'nin itibarını mı artıracak? O zaman bu değişiklik niye geliyor? Niye geliyor? Hiçbir derdimizi çözmüyor. Niye geliyor? Kendi ikballeri için, kendi çocuklarının ikballeri için yapıyorlar. Sizin çocuklarınız, garibanın çocuğu, çiftçinin, esnafın, emeklinin çocuğu gidecek Elbap'ta mücadele edecek. Ankara'daki beylerin çocukları 18 yaşında milletvekili ömür boyu askerlikten muaf olacak. Vicdanınız kabul ediyor mu? Ahlakınız kabul ediyor mu? Adaletiniz kabul ediyor mu? Kabul edilmez zaten böyle bir şey. Mümkün değil, kabul edilemez. Diyorlar ki evet oyunu verin. Size söz verdik diyorlar. Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi? Verilsin mi? Verilsin mi? Bugüne kadar diyorlar ki Suriyelilere 25 milyar dolar para harcadık. Çiftçiye kaç lira para harcadılar? Esnafa kaç lira para harcadılar? Emekliye ne kadar para harcadılar? Vatandaşlık vereceklermiş. Evet oyu çıkarsa. Peki siz sandığa gidince ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Dünyanın en güzel türküsünü söylüyorsunuz. Üç kelimeden oluşan. Hayır, hayır, hayır. Bu memleketin hayrı için. Bu memleketin huzuru için, bu memlekette birlikte yaşamak için, bu memlekette hep birlikte huzur içinde yaşamak için. Anneler size bir sorun var. Annelere bir sorun var. Siz freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Babalar size bir sorunum var, bir sorun var. Siz nereye gittiği belli olmayan bir trene ailenizi bindirir misiniz? Bunlar diyorlar ki freni olmayan bir otobüse nereye gittiği belli olmayan bir otobüse 80 milyonu bindireceğiz. Hadi beyler gidelim. Kabul edecek misiniz? Kabul edecek misiniz? Kabul edecek misiniz? Doğru değil. Bir devletin freni olur. Bir devletin dengesi olur. Bir devletin kuralı olur. Bir devletin liyakat üzerine yükselmesi olur. Bütün bunların tamamını kaldırmak istiyorlar. O nedenle de biz hep birlikte hayır diyoruz. Hep birlikte hayır diyoruz. Beni eleştiriyorlar. Az önce söyledim ya, beni eleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor diye. Ben de kendilerine Mustafa Kemal Paşa'nın meydanından, Mustafa Kemal Paşa meydanından açık ve net o beylere Hodri meydan diyorum. Bir daha söylüyorum. Hodri meydan diyorum. Yüreğiniz varsa, ahlakınız varsa, cesaretiniz varsa, ister birer birer, ister teker teker, ister topluca gelin. Hepinizin hesabından geleceğim. Hepinizin. Neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağım. Çıkın karşıma kardeşim. Televizyonlar sizin emrinizde.
Gazeteler sizin emrinizde, gazeteciler sizin emrinize. Sorun sorsunlar, bana da sorsunlar, sana da sorsunlar. Ben de cevap vereyim, sen de cevap ver. Söz verdim. Ben 15 dakika konuşacağım. Siz her biriniz yarım saat konuşun. Millet bir öğrensin bakalım. Kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor. Gelsinler karşıma. Hodri meydan diyorum, hodri meydan. Gelsinler karşıma. Ben milletin çıkarlarını savunuyorum. Demokrasiyi savunuyorum. Benim gibi düşünmeyen insanın da hakkı, hukuku, adaleti var. Onu savunuyorum. Ben herkesin can ve mal güvenliği olsun diyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Bakın büyük şehri çıkardılar. Köylerdeki tüzel kişiliğe, muhtarlığa ait olan arazileri ellerinden aldılar. Değil mi? Aldılar. Muhtar kardeşlerim gayet iyi bilir. Yarın bir kişiye yetki veriyoruz, tek başına o hal ilan edecek. Tek başına ilan edince de kızlı iş adamının mal varlığına el koyacak. İstediği zaman bunu yapabilecek. Bu yetkileri veriyoruz. Meclisi feshedebilecek. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetkiyi 21. yüzyılın ilk çeyreğinde birisine vereceğiz. Verecek miyiz? Verecek miyiz? Verecek miyiz? Bu işin partilerle ilgisi yok. Bu işin partilerle ilgisi yok. Bu işin şahıslarla da ilgisi yok. Bu iş bir demokrasi işi. Bir demokrasi işi. O nedenle çağrıyı bütün partili kardeşlerime seslenerek dillendirdim. Bütün partili kardeşlerime. Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili, Vatan Partili, bütün kardeşlerime seslendim. Ve dedim ki hep birlikte mücadele edelim, hep birlikte. Demokrasi hepimize lazım. Bu güzel devlet hepimize lazım. Birlikte bayrağımızın altında onurla yaşayalım. Düşüncelerimiz farklı olabilir, görüşlerimiz farklı olabilir, kimliklerimiz farklı olabilir. Ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evimizde huzur olsun, şehrimizde huzur olsun, memleketimizde huzur olsun. Hep birlikte huzur içinde yaşayalım. Birinci adımı nedir? Bir demokrasi dersini bütün dünyaya haykıracağız. Ve diyeceğiz ki 16 Nisan'da bütün baskılarıyla geldiler. Valileriyle geldiler. Kaymakamlarıyla geldiler. Uçaklarıyla geldiler. Paralarıyla geldiler. Pankartlarıyla geldiler. Bütün baskılarıyla geldiler. Ama biz hep birlikte demokrasiye sahip çıktık ve yeni bir tarih yazdık diyeceğiz. Diyeceğiz değil mi? Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa Meydanı'ndan barış güvercinlerini uçuruyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mustafa Kemal Paşalılara çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, nefesinize sağlık. Hakkınızı helal edin lütfen. Hakkınızı helal edin lütfen. Allah'a emanet olun. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Hoşça kalın diyoruz sizlere sevgili Mustafa Kemal Paşalılar.